Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Konjunktiv 2, Vergangenheit. Konjunktiv 2, geçmiş zamanda bunu inceliyor olacağız arkadaşlar bu dersi. Bu ders konusuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Geçmiş zamanda kaçırılmış fırsatlar için, gerçekleşmemiş olan şeyler için kullanılır. Hani güzel Türkçemizde deriz ya, keşke şunu yapsaydım, keşke buraya gitseydim gibi hayaller, gerçekleşmemiş olan şeyler için kullanılıyor. Ben şimdi öncelikle şu örnekten yola çıkmak istiyorum. Onun ardından ne şekilde çekimlendiğini size göstermek istiyorum. Ich lerne Deutsch, Almanca öğreniyorum demek arkadaşlar. Perfektlik, hatırlayacak olursanız, güzel Türkçemizde dili geçmiş zamana denk düşüyordu perfect zaman. Perfektlik ile kıyaslamak istedim. Bu sayede daha kolay anlayacaksınız Konjunktiv 2 konusunu. Perfekt zamanda arkadaşlar, ich lerne Deutsch, Almanca öğrendim dersek ne yaparız arkadaşlar? Ich habe Deutsch gelernt, Almancayı öğrendim anlamına gelen ich habe Deutsch gelernt konusunu, perfect konusunu ayrıntılı şekilde görmüştük. İzlememiş olan arkadaşlar ilgili dersi mutlaka izlesinler. Çünkü oradan buraya gelmek çok daha kolay olacaktır. Şimdi ben ne yapmıştım perfect zamanda? Haben yardımcı fiilini getirmiştim, öyle değil mi? Haben'i ben geçmişte kullandığımda bunu da preteritumda görmüştük. Ne oluyordu arkadaşlar? Ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte'ydi, değil mi? Bununla da ilgili mutlaka preteritum dersimizi izlesin ilgili arkadaşlar. Preteritum gibi davranıyorum sanki arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Ich hatte diyordum hatırlayacak olursanız. Bunun yerine ne olacak? Ich hätte olacak arkadaşlar. Demek ki ben geçmiş zamanda, hele ki konjunktif 2 yapıyorsam, ne yapıyorum? Ich hätte demiş oluyorum. Yani pişmanlıktan, kaçırılan fırsatlardan bahsederken demek ki ich hätte. Du için ne olacak arkadaşlar? Du hättest. Er, sie, es için hätte. Wir hätten. Ihr hättet. Sie, sie hätten olacak. Burayı tekrarlayalım isterseniz arkadaşlar. Demek ki ich ne olacakmış? Hätte. Du hättest. Er, sie, es hätte. Wir hätten. Ihr hättet. Sie hätten. Demek ki bu haben fiili için konjunktif 2 yapmak istediğimde demek ki bu şekilde çekimleniyormuş. Peki sein'de durum ne? Bunun için arkadaşlar hatırlayacak olursanız preteritumda ne yapmıştık? Ich war, du warst şeklinde çekimleniyordu. Ancak burada ne olacak? Ich wäre. Demek ki ich için wäre. Du wärest. Bakın burada parantez içerisinde e aldım. Du wärst da diyebilirdim. Ya da du wärest. Her ikisi de doğru arkadaşlar. Er, sie, es'e baktığımızda da ne olacak? Wäre olacak. Wir için wären. Ihr wäret, yani buradaki e tekrar söylemek gerekirse kullanabiliriz de, kullanamayabiliriz de, nasıl arzu ederseniz. Sie için de ne olacakmış? Wären olacakmış. Burayı tekrarlayalım arkadaşlar. Demek ki ich için wäre, du wärest ja da wärst. Er, sie, es için wäre, wir için wären, ihr wäret ja da ihr wärt. Sie için de wären'i kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu bilgiler ışığında ben bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Yardımcı fiil gibi görmem gerekiyor. Demek ki yardımcı fiil olarak gördüğümde ich habe Deutsch gelernt, öyle değil mi? Buradaki haben yerine ne olmuş olacak? Hätte gelmiş olacak. Ama ben Almanca'da pişmanlığımı söylerken ya da keşke onu yapsaydım, keşke öğrenseydim, tıpkı burada olduğu gibi arkadaşlar ne olacak? Bakın tıpkı bir nevi imperatif, yani bu hatırlayacak olursanız emir kiplerinde görmüştük. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Eylemle başlıyorduk, öyle değil mi? Halbuki Almanca'da öyle bir şey söz konusu değildi. Eylemle başladığında bu ya bir soru cümlesiydi ya da imperatif cümlesiydi. Ancak burada konjunktif olarak da karşıma çıkabilir. Hätte ich doch Deutsch früher gelernt.
cümlesine baktığımızda arkadaşlar demek ki burada bir pişmanlık var değil mi? Ünlem konulmuş, dikkat edin. Bunları öncelikle bir anlamlandıralım. Doch, bu bir pekiştireç noktasında yapsaydım, etseydim anlamına gelen doch'u görüyoruz. Deutsch, Almanca demek. Früher, eskiden, önceden. Gelernt, bakın tıpkı perfect gibi partizip 2 şeklinde kalıyor. Bakın demek ki bu çok önemli. Perfect gibi davranıyorum. Partizip 2 diyoruz biz buna arkadaşlar. Gelernt olarak kalıyor. Ve burası çok önemli. Hätte ich doch Deutsch früher gelernt. Keşke Almancayı daha önceden öğrenseydim demiş oluyorum. Peki bu du için olsaydı ne olacaktı? Keşke sen Almancayı daha önceden öğrenseydin. Ne olacak arkadaşlar? Hättest du doch Deutsch früher gelernt. Sen keşke Almancayı çok daha önceden öğrenseydin anlamına gelmiş oluyor. Er için öyle bir örneğe bakacak olursak, bir erkekten bahsederken o keşke Almancayı önceden öğrenseydi derken hätte er doch Deutsch früher gelernt. Bizim için keşke biz daha önceden Almanca öğrenseydik derken hätten wir doch Deutsch früher gelernt demiş oluyoruz. Saygı anlamında arkadaşlar siz keşke Almancayı çok daha önceden öğrenseydiniz derken bir pişmanlık cümlesi ne olacak? Hätten Sie doch Deutsch früher gelernt şeklinde. Tabi burada nezaket formu karşımıza çıkmış oluyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım ve öncelikle şimdiki zaman ve perfect zamanla tekrarımız başlasın. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. Hätte ich doch Deutsch früher gelernt. Hätte ich doch Deutsch früher gelernt. Hättest du doch Deutsch früher gelernt. Hättest du doch Deutsch früher gelernt. Hätte er doch Deutsch früher gelernt. Hätte er doch Deutsch früher gelernt. Hätten wir doch Deutsch früher gelernt. Hätten wir doch Deutsch früher gelernt. Hätten Sie doch Deutsch früher gelernt. Hätten Sie doch Deutsch früher gelernt. Şimdiki örneğimizde de arkadaşlar sein ile olan konjunktif 2 im Vergangenheit, yani geçmiş zamandaki konjunktif 2'yi sein olarak bir inceleyelim arkadaşlar. Örnek cümlemize baktığımızda ich fliege nach Berlin. Evet, fliegen neydi? Uçmak demekti. Berlin'e uçuyorum. Şimdi ben bunu perfect zamanda yaptığımda ne olacak arkadaşlar? Yardımcı fiilim sein, yani ne olacak bu? Bin olacak. Bin geflogen partizip 2. Demek ki fliegen ne olacak arkadaşlar? Geflogen zaten perfect konusunda bunu görmüştük. Lütfen yineliyorum arkadaşlar. İzlememiş olan arkadaşlar bu dersi mutlaka izlesinler. Demek ki ich bin nach Berlin geflogen, geçmişte, yani dili geçmişte Berlin'e uçtum. Dolayısıyla şimdi sein'e bakmam gerekecek. Sein konjunktif 2'de ne olacak arkadaşlar? Wäre, wärest, wäre, wären, wäret, wären ile olan tabloya bakmam gerekecek. Dolayısıyla ben bunu konjunktif 2'ye uyarladığımda keşke Berlin'e uçsaydım. Bakın gerçekleşmemiş olan bir şey. Burada bir pişmanlık var. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Wäre ile başlayacağım. Dolayısıyla ben eşi kastediyorsam, değil mi? Ne olacak? Keşke Berlin'e uçsaydım ünlem cümlesinde. Wäre ich doch nach Berlin geflogen. Keşke Berlin'e uçsaydım dediğimde wäre'ni kullanıyorum. Ve burası çok önemli. Ne oluyor arkadaşlar? Mutlaka partizip şeklinde perfect yapıyormuşum gibi davranıyorum. Ama burada mutlaka ne yapıyorum? Wäre şeklinde yorumlamam gerekiyor. Dolayısıyla keşke sen Berlin'e uçsaydın diyecek olsaydık ne olacaktı arkadaşlar? Wärest du doch nach Berlin geflogen? Tabi burada wäre ya da wärst da diyebilirdik bunun için. Demek ki keşke Berlin'e uçsaydın derken wärest du doch
nach Berlin geflogen. Keşke Berlin'e uçsaydın demiş oluyoruz. Peki bu bir kadın olsaydı keşke o Berlin'e uçsaydı desek ne deriz arkadaşlar? Wäre sie doch nach Berlin geflogen demiş oluruz. Peki karşımda bir grup varsa keşke onlar Berlin'e uçsaydı derken wäret ihr düzeltiyorum arkadaşlar. Ihr karşımdaki grup değil mi? Keşke sizler Berlin'e uçsaydınız. Wäret ihr doch nach Berlin geflogen demiş oluyoruz. Wir için baktığımızda arkadaşlar keşke biz Berlin'e uçsaydık. Ne olacak? Wären wir doch nach Berlin geflogen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich fliege nach Berlin. Ich fliege nach Berlin. Ich bin nach Berlin geflogen. Ich bin nach Berlin geflogen. Wäre ich doch nach Berlin geflogen. Wäre ich doch nach Berlin geflogen. Wärest du doch nach Berlin geflogen? Wärest du doch nach Berlin geflogen? Wäre sie doch nach Berlin geflogen? Wäre sie doch nach Berlin geflogen? Wäret ihr doch nach Berlin geflogen? Wäret ihr doch nach Berlin geflogen? Wären wir doch nach Berlin geflogen? Wären wir doch nach Berlin geflogen. Yeni örneğimize bakalım. Du nimmst die Wohnung. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Nehmen, düzensiz bir fiil arkadaşlar. Nehmen, nimmst olarak karşımıza çıkıyor. Die Wohnung daire ya da ev anlamında. Sen daireyi alıyorsun anlamında. Du nimmst die Wohnung. Demek ki sen daireyi alıyorsun. Şimdi ben bunu geçmiş zaman yani perfect formuna uyarlayacak olursam ne olacak arkadaşlar? Haben'i alacağım öyle değil mi? Ve nehmen genomen'e dönüşecek. Dolayısıyla sen daireyi ya da evi aldın derken du hast die Wohnung genommen. Demek ki du hast die Wohnung genommen perfect zamanda sen evi ya da daireyi aldın demiş oluyoruz. Şimdi ben bunu konjunktiv 2 Vergangenheit yaptığımda yani Keşke o daireyi alsaydın dediğimde ne olacak arkadaşlar? Buradaki haben ne olacak? Du'ya göre baktığımızda hättest olacak. Keşke o daireyi alsaydın derken hättest du doch die Wohnung genommen. Bakın buradaki doch gene pekiştireç noktasında keşke daireyi alsaydın derken burada gene partizip 2'de tutmuş oluyorum. Yani genom olarak karşıma çıkmış oluyor. Zaten bunu yapmam, perfekti göstermemdeki sebep de o arkadaşlar. Aynı şekilde burayı taşıyorum. Yani bir nevi perfekt yapıyormuşum gibi davranıyorum. Tam olarak olmasa da. Keşke alsaydın dediğimizde aslında güzel Türkçemize de yakın. Çünkü geçmişten bahsetmiş oluyorum. Ama her halükarda yardımcı fiilim ne olacak arkadaşlar? Ya hätte ya da wäre şeklinde çekimlenmesi gerekiyor. Bu durumda nehmen neyi gerektiriyor? Haben'i gerektiriyor. Dolayısıyla hättest du doch die Wohnung genommen demiş oluyorum. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar wir sind in Köln. Biz Köln'deyiz. Evet. Biz Köln'deyiz. Geçmiş zaman yaptığımızda sein arkadaşlar sind gewesen'e dönüşüyor. Demek ki sein orada bulunduk derken perfektlikte sind gewesen olacak. Dolayısıyla wir sind in Köln gewesen. Köln'de idik, değil mi? Oradaydık. Dili geçmiş zaman demek ki wir sind in Köln gewesen. Bakın, gewesen aynı şekilde kalıyor. Ve ne yapıyorum? Şimdi sein'e göre baktığımızda wir ne olacakmış arkadaşlar? Wären dolayısıyla ünlem cümlesi olduğundan dolayı wären wir doch in Köln gewesen. Keşke Köln'de olsaydık derken demek ki ne diyecekmişiz? Wären wir doch in Köln gewesen ünlem cümlesini kurmuş olacağım. Yani konjunktifi 2'yi kullanmış olacağım. Hangi zamanda? Vergangenheit yani geçmiş zamanda. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Du nimmst die Wohnung. Du nimmst
die Wohnung. Du hast die Wohnung genommen. Du hast die Wohnung genommen. Hättest du doch die Wohnung genommen. Hättest du doch die Wohnung genommen. Wir sind in Köln. Wir sind in Köln. Wir sind in Köln gewesen. Wir sind in Köln gewesen. Wären wir doch in Köln gewesen. Wären wir doch in Köln gewesen. Sonraki örneğe bakalım şimdi arkadaşlar. Er spricht seine Traumfrau an. Seine Traumfrau, hayalindeki kadın anlamında arkadaşlar. Ansprechen, ayrılabilir fiilini görüyoruz arkadaşlar. Ansprechen, birisine konuşmak demek. Demek ki birisine konuşmak diyecek olursak ansprechen ayrılabilir fiilini kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla o hayalindeki kadına konuşuyor derken er spricht seine Traumfrau an demiş oluyoruz. Biz bunu şimdi geçmiş zaman yapacak olursak arkadaşlar ansprechen angesprochene dönüşecek. Yardımcı fiilim de haben olacak. Dolayısıyla o hayalindeki kadına konuştu derken er hat seine Traumfrau angesprochen. Demek ki o hayalindeki kadına konuştu derken er hat seine Traumfrau angesprochen demiş oluyoruz. Şimdi burada bir pişmanlık varsa keşke o hayalindeki kadına konuşsaydı deseydik ne olacaktı arkadaşlar? Buradaki hat değil mi? Er'e göre baktığımızda ne olacak? Hätte. Dolayısıyla hätte er doch, pekiştireç doch, seine Traumfrau angesprochen. O keşke hayalindeki kadına konuşsaydı derken demek ki ne diyecekmişiz? Hätte er doch seine Traumfrau angesprochen diyecekmişiz. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar bakın burada da gene ayrılabilir bir fiil var. Bu ayrılabilir fiilleri daha önceden ayrılabilir fiil konusunda görmüştük ve hatırlarsanız orada demiştik ki karşımıza yeni fiiller çıktıkça mutlaka bunları görüyor olacağız demiştik. Bakın aslında burada da bir nevi sözümüzü tutmuş oluyoruz. Tabii burada da bitmeyecektir. Karşımıza yeni yapılar, yeni konular çıktıkça mümkün mertebe bol bol bunu kullanıyor olacağız arkadaşlar. Bu sadece tabii ayrılabilir fiiller için geçerli değil. Önceden görmüş olduğumuz şeyleri mutlaka pekiştirmek maksadıyla görüyor olacağız diyorum ve devam ediyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar losgehen ayrılabilir fiilini görüyoruz. Losgehen de yola koyulmak demek arkadaşlar. Demek ki yola koyulmak losgehen demekmiş. Bu düzenli bir fiil gehen fiilini görüyoruz. Er geht rechtzeitig los. Rechtzeitig zamanında. Demek ki zamanında rechtzeitig demek. Ihr geht rechtzeitig los. Demek ki bu ihr ikinci çoğul kastedilmiş oluyor arkadaşlar. Sizler zamanında gidiyorsunuz, yola koyuluyorsunuz anlamında. Ihr geht rechtzeitig los. Bunu geçmiş zaman yapacak olursak arkadaşlar. Ihr seid rechtzeitig losgegangen. Bakın gehen ne oluyordu arkadaşlar? Gegangen oluyordu. Önüne de ne gelecek? Los gelecek. Dolayısıyla losgegangen ama yardımcı fiilim ne? Sein. Ihr seid rechtzeitig losgegangen. Sizler zamanında yola koyuldunuz. Ihr seid rechtzeitig losgegangen. Şimdi burada bir pişmanlık varsa ya da diyorsam ki eğer keşke sizler zamanında yola çıksaydınız. Ama çıkmamışlar, gecikmişler. Dolayısıyla burada bir pişmanlık var. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Yere göre ne diyeceğim arkadaşlar? Wäret ya da wärt diyebilirim. Wäret ihr doch nur rechtzeitig losgegangen. Bakın burada doch nur bu bir pekiştireç olarak görüyor şimdi arkadaşlar. Burada nur tek başına sadece demek. Ancak doch nur ile birlikte kullanılabilir. Dolayısıyla keşke zamanında yola çıksaydınız derken demek ne diyecekmişiz arkadaşlar? Wäret ihr doch nur rechtzeitig losgegangen diyecekmişiz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Er spricht seine Traumfrau an. Er spricht seine Traumfrau an. Er hat seine Traumfrau angesprochen. Er hat seine Traumfrau
angesprochen. Hätte er doch seine Traumfrau angesprochen. Hätte er doch seine Traumfrau angesprochen. Ihr geht rechtzeitig los. Ihr geht rechtzeitig los. Ihr seid rechtzeitig losgegangen. Ihr seid rechtzeitig losgegangen. Wäret ihr doch nur rechtzeitig losgegangen. Wäret ihr doch nur rechtzeitig losgegangen. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde konjunktiv 2 im Vergangenheit konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.